Ahmet Hakan, Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine bombayı patlattı. Kılıçdaroğlu'nun yeni bombasını şu iki cümleyle özetlemek mümkün. 1- AK Parti Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasından korkuyor. 2- Korkmasalar bu kadar gündeme getirmezler. Bu iki saptama karşısında insan ya saçını başını yolar ya da kahkahalarla güler. Ortası yok. Siyaset dahisi, seçim allamesi, analizciler kralı falan olmaya gerek yok. Siyaseti orta alt seviyede gözlemleyen herhangi bir vatandaş bile meydana Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül çıktığında Tayyip Erdoğan'ın rahatlıkla kazanacağını şak kadınak görür. Yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki birileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şuna inandırmış. Abdullah Gül'ün aday olma ihtimali bile AK Parti'nin ödünü patlatıyor. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu açısından iki büyük vahamet söz konusu. Birinci vahamet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında AK Parti'nin Abdullah Gül'ün aday olma ihtimali karşısında ötünün koptuğunu söyleyen ve buna Kılıçdaroğlu'nu ikna edebilen tipler var. İkinci vahamet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklı, Abdullah Gül'ün aday olma ihtimalinin belirmesi karşısında bile AK Parti'nin ödünün koptuğuna yatıyor, bunun böyle olduğuna samimiyetle inanıyor. Kılıçdaroğlu açısından hangisi daha vahimdir? Birincisi mi, ikincisi mi? Valla ben bir seçim yapamadım. Asıl korkan kim? AK Partililerin Abdullah Gül'ün aday olma ihtimalinden korkmaları için akıllarını peynir ekmekle yemiş olmaları lazım. AK Parti'nin Gül'ün adaylığından korkması siyasi realiteye uygun değil. Ama Gül'ün adaylığından acayip korkan bir kesim var. CHP'liler. Daha doğrusu CHP tabanı. Onların korkusu da Abdullah Gül korkusundan ziyade şöyle bir korku. Eyvah, galiba bizim genel başkan son anda Abdullah Gül'ü aday olarak ortaya sürecek korkusu. Gül aday olursa Tayyip Erdoğan rahat bir nefes alır, AK Parti'de düğün dernek kurulur, Muharrem İnce'nin haklılığı kanıtlanmış olur, CHP kaynar da kaynar, bazı CHP'liler tepki olarak Tayyip Erdoğan'a oy bile verebilirler, Meral Akşener ikinci huruç hareketini başlatır, Ekmeleddin Bey bir kez daha yad edilir. Ahmet Hakan Hürriyet Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu istese Joe Biden olayını kolayca savuştururdu. Olay şöyle gelişti, cumartesi günü öğleden sonra Joe Biden'ın 8 ay önce yaptığı açıklamalar sosyal medyaya düşmeye başladı yavaş yavaş. Ardından olay çarpan etkisiyle büyüdü, 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 bir fırtınaya dönüştü. AK Parti açısından bulunmaz nimetti bu sözler. Neden? Çünkü AK Parti çok uzun bir süredir şu iki tezi dillendiriyor. Birinci tez, dış mihraklar bilhassa Amerika iktidarımızı devirmek istiyor. İkinci tez, Türkiye'de muhalefet milli değil, dış mihraklarla işbirliğine açık. Joe Biden'ın açıklamaları işte bu iki tezinde kanıtı gibiydi. Cumartesi günü akşam sosyal medya resmen bu tartışmayla yıkılıyordu. İktidara yakın kesimler bir yandan Amerika'ya bir yandan da muhalefete yükleniyorlardı. Muhalefete yakın kesimlerse 8 ay önce yapılan bir açıklama ve bu AK Parti'nin işine yarar cümlelerini devreye sokuyorlardı. Tam da fırtına bu şekilde devam ederken içimden şöyle dedim. Şu anda CHP Genel Merkezi'nden tüm haber merkezlerine acil kodlu bir davet gitse, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu saat 22'de haddini bil Joe Biden isimli bir basın toplantısı düzenleyecektir dense, Kemal Kılıçdaroğlu saat 22'de basın toplantısına çıksa, Konuyu oraya buraya hiç çekiştirmeden Joe Biden denilen adama şöyle gürül gürül bir had bildirse, bekledim saat 17'de böyle bir davet yok, saat 18 yok, 19, 20 yok yok, saat 22 gelip geçti gözümün önünden, basın toplantısı falan yok. Bir zamanların çok meşhur bir sorusuydu. AKP neden hep kazanıyor, CHP neden hep kaybediyor? Anlattığım hikaye bu sorunun en ama en önemli cevabıdır. Özür dile ve olayı kapat Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Dilipak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile tepkisini çeken cümlelerine aynen alıntılıyorum. AK Parti içindeki AKP'liler FETÖ'nün zihniyet ikisi gibi davranıyorlar, hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar, hem de kamu fonlarını kullanıyorlar, malum yeşil sermaye de bunlara sponsor olabiliyor, Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim yeşil sermaye davasına sadakat gösterip bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Gelin metin analizi yapalım. AK Parti içindeki AKP'liler vurgusu yapılıyor. Hemen ardından bunların desteklendiği söyleniyor. Ardından da bu fahişelere ve onların türevlerine deniliyor. Gayet net yani. Okuduğunu anlama kapasitesi en alt seviyede olan biri bile dili bakın AK Partili bazı kadınlara fahişe dediği sonucunu çıkarır. Günlerdir ben öyle demek istemedim deyip duran ve bin dereden su getiren Dilipak şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazmış. Buradan kendisine sesleniyorum. Özür dile Dilipak, bir anlık öfkeme kapıldım de, hiç tarzım olmayan tarzda bir şey yazdım de, çok ayıp ettim de, yazımı geri çekiyorum de, incittiğim herkesten özür diliyorum de. Olursa ancak böyle olur, başka türlüsü katiyen olmaz. Milletçe atladık bu haberi. Biden'ın sözlerinin üzerinden 8 ay geçmiş ve bu sözler 8 ay sonra Türkiye'de gündem oldu, olabildi. Bazıları 8 ay önce söylenmiş sözler nasıl oluyor da bugün gündem oluyor diye soruyorlar ve işin içinde bir hinlik arıyorlar. Olay gayet basit. Milletçe atladık biz bu haberi. Siyasetimiz topyekün atladı, iktidarımız atladı, muhalefetimiz atladı, basınımız atladı, televizyonlarımız atladı, sosyal medyamız atladı. Hepimiz ama hepimiz atladık. Hem de utanç verici şekilde atladık. Bu atlama işini hiç hesaba katmadan iktidar elinde tutuyordu, vakti geldiğinde gündeme soktu diyenler var. Böyle diyenlerin şuna diyecek bir şeyleri var mı acaba? Kamuya açık bir demeçti bu. Hadi iktidar elinde tutup bekletiyordu diyelim. Epeki iktidar dışı unsurların eli armut mu topluyordu? Ahmet Hakan Hürriyet. Mehmet Parlas. Gecikmeli olsa da Joe Biden'ın sözlerine gerekli tepkiyi seslendirdik. Amerikan Demokrat Partisi'nin başkan adayı Joe Biden'ın birkaç ay önce The New York Times'a verdiği demeçteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamını taşıyan sözleri doğal olarak gecikmeli olsa da tepkiye yol açtı. Dünkü The New York Times'ı dikkatle gözden geçirdim. Türkiye'deki tepkiler hakkında tek satır haber yoktu. Uluslararası medyada sadece El Cezire bizdeki tepkileri haber yapmıştı. Birinci mesele Biden'ın demecinden neden böyle gecikmeli haberdar olduk? Demek ki basında ve genel olarak medyada dış haberler oldukça zayıf. Amerikan siyasetinin önde gelen isimlerinden birinin Türkiye'nin iç işlerine müdahaleyi amaçlayan sözleri nasıl olur da yayınlandığının ertesi günü bizim medyada haber olmaz? İkincisi de Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Türkiye'nin demokrasisine müdahaleye amaçlayan düşünceleri şaşırtıcı değildir. Biden bu düşünceleri eski patronu Obama'dan ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan devralmıştır. Bütün hüneri hedef aldığı ülkelerde teröre destek veren Obama sonrasında Ortadoğu'nun Doğu'nun sükunete kavuştuğu görülmemiş midir? Hillary Clinton ise FETÖ'den aldığı yüz binlerce dolarlık bağışın etkisinde Türkiye'ye bakmaktadır. Trump kaybetsin diye. Amerikan medyasını ve dolayısıyla Amerika'daki kesimlerin çizgilerini izlerken, Trump'ın Kasım seçiminde kaybetmesi için gerekirse koronavirüs salgınının bile kullanıldığını görebilirsiniz. Bu arada Suriye'den çekilme kararı alan Trump'a karşı derin Amerikan devletinin çekilmek bir yana Suriye'deki güçlerine takviye yaptığını ve PKK-PYD'yi silahlandırdığını hepimiz biliyoruz. Bütün bu gerçeklerin ışığında CHP muhalefetinin de Trump'ın kaybetmesini ve Biden'ın başkan seçilmesini isteyeceği beklenmelidir. Biden'ın sözlerine sadece muharreminceden tepki geldiği de ortadadır. Bu arada bir kesim medyada ve bir bölüm kamuoyunda Trump aleyhtarlığı da dikkat çekici ölçülerdedir. Bu satırların yazarı tabii ki Trump'ın eksiklerinin ve yanlışlarının farkındadır. Ancak bir tercih söz konusu olunca Trump'ın yeniden seçilmesi bizim lehimize olacaktır. Sonuçta 3 Kasım'daki Amerikan seçimlerini heyecanla izleyeceğiz. Mehmet Barlas, Sabah